protokolu üyələri, qiymətli hocalarımız, öyrəncilər, Azərbaycandan gələn misafirlərimiz. Mən ilk öncə İstanbul Mədəniyyət Universitesi yönetiminə, bu Hocalıya Adalet Konferansına ev sahibi etdiyi üçün təşəkkürümü bildirirəm. Daha sonra Reformcu Gənclər Birliyinin başqanına Hocalıya Adalet Haftası için təşəkkürümü bildirirəm. Bugün Hocalı Soykırımının artıq 25-ci yıl dönümüdür. Benden önceki konuşmacılar bu soykırımının vahşetleri hakkında konuştular, bilgi verdiler. Artık 25 yıldır ki Azerbaycan'ın Dağlı Karabağ bölgesi, Hocalı kendi işgal altındadır. Ben bir anlık sizlerden rica ediyorum. Bu Hocalı soykırımında azizlerini yitirmiş insanların yerinde kendimizi zannedelim. Bir çocuk her iki ebeveynlerini yitirmiş, annesini yitirmiş, babasını yitirmiş, bir anne çocuğunu yitirmiş, Azerbaycan kadını, Türk kadını, eşini yitirmiş ve bu 25 yıl boyunca bu zulüm, bu vahşeti kendi içinde yaşamaktadır. Bu vahşeti tek Hocalılar yaşamıyor. Bunu tüm Azerbaycan yaşıyor ve bizler bu 25 yıl boyunca o vahşetin alovunu, zulmünü kalbimizde taşımaktayız. Katiller, terör başları Ermenistan'da ellerini kollarını sallayarak rahat şekilde dolaşıyorlar. Sadece dolaşmıyorlar, onlar Ermenistan devletini yönetiyorlar. Biz bu yıllar boyunca uluslararası platformlarda, AGİT'te, Avrupa Konseyi'nde, Birleşmiş Milletler'de Hocalı soykırımıyla bağlı, Dağlı Karabağ'da törelen o vahşetlerle bağlı sayısız hesapsız etkinlikler yaptık, konuşmalar yaptık. Azerbaycan devleti, Azerbaycan resimleri bu arada görüştüler dünya liderleriyle, uluslararası konferanslarda, etkinliklerde konuştular ama dünya yine susuyor. Dünya Azerbaycan hakikatlerini duyuyor ama duymak istemiyor. Dünya özellikle Batı ülkeleri, Avrupa liderleri Azerbaycan hakikatlerini görüyorlar ama görmek istemiyorlar. İşte bu çifte standartlardı. Bu da bizim içimizi göğneden bir reallıktır. Ben Hocalı soykırımında hayatını yitirmiş insanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Onların azizlerini kaybetmiş insanlara Allah'tan sabır diliyorum. Biliyorsunuz 1992 yılında 25 Şubat gecesi 600'den fazla insan hayatını kaybetti ve bu nüfus Hocalı kendinin %50'sinden fazlaydı. Yani neredeyse Hocalı kendi yeryüzünden silinmek tehlikesiyle yüz yüzeydi. Buna arkadaşlar katliam diyorlar, ben net olarak soykırım diyorum. Çünkü Birleşmiş Milletler'in soykırımlarla bağlı belli sözleşmesi var. Bir toplumu, bir milleti onun milli kimliğine göre, dini mansubiyetine göre yeryüzünden silinmesi amacıyla törelen katliamlar soykırımdır. Bu sözleşmelere göre Hocalı soykırımdı ve bunu sadece biz demiyoruz. Bugün Ermenistan devletini yönetenler, Ermenistan başında duranlar, Cumhurbaşkanı, Savunma Bakanları ki bir zamanlar Hocalı soykırımında terör başıydılar, onlar da bunu açıkça söylüyorlar. Ermenistan'ın şu anki Cumhurbaşkanı Serge Sargsyan'ın İngiliz gazetecisi Thomas Deval'a röportajında dediği sözler, Hocalı soykırımının aslında bir milleti yeryüzünden silmek amacıyla törelmiş bir insanlık suçu olduğunu kanaatine gelir. Yani Ermenistan'ın şu anki Cumhurbaşkanı bunu itiraf ediyor. Ben bir insan hakları savunucusu olarak son 3 yılda AGİT'te ve Avrupa Konseyi'nde özellikle Azerbaycanlı rehinlerle bağlı görevliyim. O yüzden bugünkü konuşmamı Hocalı soykırımında rehin alınmış Azeri vatandaşlarla bağlı yapmak istiyorum. Bu vahşet sadece 90'lı yıllarda sürdürülmedi. Bugün de, bugünümüzde de, modern dünyada da Ermenistan Azerbaycanlı Türkleri rehin tutmakta. Ben bir örnek vermek istiyorum. 2014 yılının 12 Temmuz tarihinde 3 Azerbaycan vatandaşı, 3 Azerbaycan Türkü, Dilgen Askerov, Şahbaz Guliyev ve Hasan Hasanov, onlar şu an işgal altında olan Dağlı Karabağ bölgesinin Kəlbəcər ilçesindendiler. Kendi atababa topraklarını ziyaret etmek için Kəlbəcərə getdiler ve Ermeni askerlere tarafından rehin alındılar.
O zaman Hasan Hasanov ermənilər tərəfindən davamlı işgəncələrə dözməyərək həyatını kaybetdi. Amma digər iki Azərbaycanlı Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyev həbs edildilər. Ben onlar, kendimlə onların fotoğraflarını getirdim. Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyev, yəni fotolardan da göründüyü gibi onlar yaşlı, sivil insanlardır. Bu insanlar 2014 yılının 12 Temmuz tarihində esir alındılar və həmən yılın aralık ayında onlar üzündə bir tiyatro mahkəmə quruldu. Dilqəm Əsgərova ömürlük həbs cəzası verildi, Şahbaz Güliyevə isə 22 yıldır. Bunların tək suçu kendi ata-baba topraqlarını ziyaret etmək üçün doğulub boya başa çatdıqları Kəlbəcər ilcəsinə gəlmək idi. Ben şimdi bu insanların, bu sivil yaşlı insanların Dağlı Qarabağda, Şuşada düzenlenen mahkemeden çekilmiş fotolarını göstermek istiyorum. Bir bakın, bu sivil insanları mahkemeye bir terörist gibi getiriyorlar. Sanki bu insanlar teröristler. Onlara davamlı işkenceler verilmiş ve onlar gözü kapalı şekilde mahkemeye getiriyorlar ve onlar üzerinde bir sahte mahkeme kuruluyor. Birine 22 yıl, diğerine ömürlük hapis cezası veriliyor. Avrupa Birliği'nin, AGİT'in, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Cenevre Konvensiyası var 1949 yılında ve orada net olarak savaş döneminde rehinlerle nasıl davranmalı olan detaylar var, kanun var. Ama ne yazık ki Ermenistan Devleti bu kanunları sayı almıyor ve son 3 yılda hem Azerbaycan Devleti'nin, Azərbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Əliyevin, Azərbaycan Respublikasının Dışişləri Bakanlığının və biz sivil toplum kuruluşları üyələrinin Avropanın çeşitli ölkələrində yaptığımız görüşlərdə, konuşmalarda bu iki Azərbaycanlı rehinlərlə bağlı bir sonuç əldə edəmədik. Çünki bugün Batı ölkələri, Hristiyan Avropası çifte standartlardan yanarlar. Və bu insanların, ben Dilqəm Əsgərovun oğlu ilə sürekli irtibattayım ve diğer Azerbaycanlı rehinin annesiyle, ailesiyle irtibattayım. Onlar kendi azizlerinin ve bu rehinlerin ne zamansa azat olacağını bekliyorlar. Ama dünya susuyor, yine diyorum duyuyorlar. Çünkü biz hep etkinliklerde, konferanslarda, Avrupa'da bu hafta konuşuyoruz. Onların bilgileri var ama yine susuyorlar. Ben Hocalı soykırımı ile bağlı yine fikrimi iletmek istiyorum. Bugün sade Hocalıların bizlere, sizlere, tüm dünyaya vermek istediği bir mesaj var. Hocalılar dünyadan 25 yıldır ki dünyadan adalet beklediler ama bir sonuç yok. O yüzden tüm Türk dünyasının birlik ve beraberlik şeklinde var olmasını istiyorlar. Ben bir Türk olarak, bir Müslüman olarak çok isterdim ki bu birlik, beraberlik var olsun. Çünkü Türk milleti haritaya baktığımızda nüfusu 300 milyondan fazla olan bir büyük bir coğrafya. Ben çok isterdim ki her birimizin ailesinde Allah'ın bizlere buyurduğu müqəddəs Kur'an'dan başka bir de bir dünya haritası olsun. O haritanı biz evimizin en büyük yerinde asalım ve kendi çocuklarımıza gösterelim ki evladım biz dünyanın en büyük milletlerine nümayəndəsiyiz, milletin mensuplarıyız ve Türk Ege'den Hazar'a kadar, Hazar'dan Çin'e kadar var olan bir milletin evlatlarıyız ve tüm dünya bizim bir olmamıza karşıdır, bizim beraber var olmamıza karşıdır. Bir baksak Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün üzleştiği sorunla Türkiye'ye karşı Avrupa ülkelerinin politik alanda açtığı savaş, terör örgütlerinin iç ve dış düşmanlarının Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı açtığı savaş. Daha sonra aşağı düştük Azerbaycan'da Dağlı Karabağ sorunu. Yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs'ta, Kıbrıs Türklerinin sorunu, Irak'ta, Suriye'deki Türk toplumları, uzak Çin'deki 30 milyondan fazla Türk insanının üzleştiği sorunlar. Bu bütün dünyanın biz Türklere karşı açtığı savaşın sadece bir örneğiydi. O yüzden ben arzu ederim ki tüm Türk gençleri tarihini bilsin ve esir düşmanlarını tanısınlar.
ben sonda Hoca Ali soygununda hayatını kaybetmiş insanlara bir daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Onların yakınlarına sabır diliyorum. Biz bu İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ne geldiğinde 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nden geçtik. O acılı günleri hatırlıyoruz. Ama Allah'a şükürler olsun ki Türkiye Cumhuriyeti o sınavdan, o ağır günlerden başucu çıktı ve inşallah da Türkiye Cumhuriyeti, tüm Türk dünyası her zaman var olacak. Ben bir daha sizlere teşekkürümü bildireceğim. Tanrı Türk'ü korusun diyeceğim. Teşekkür ederim.